Dersimiz hayat bilgisi. Arkadaşlar, bu dersimizde hava durumu konusunu öğreneceğiz. Hava gazların karışımıdır. Tatsız, kokusuz ve görünmezdir. Canlıların çoğu açlığa ve susuzluğa daha uzun dayanabilmesine karşın havasızlığa çok kısa süre dayanabilir. Hava durumu. Bir yerde gün içerisinde oluşan sıcaklık, yağış, rüzgar gibi hava olaylarına hava durumu denir. Hava durumu her gün değişebilir. Hava durumu dendiğinde kısa dönemde gerçekleşen değişimler kastedilir. Günler bazen yağmurlu, bazen rüzgarlı, bazen de güneşli geçer. Yaşadığımız havadaki bu değişim havanın o andaki özelliğiyle ilgilidir. Her gün farklı bir hava durumu yaşanabilir. Bazen bir gün içinde bile hava değişikliği görülebilir. Ani hava değişimleri sıkıntıya yol açabilir. Meteoroloji. Hava olaylarını inceleyen bilim dalına meteoroloji denir. Meteoroloji ile uğraşan kişilere meteorolog ya da meteoroloji uzmanı denir. Ülkemizde hava durumunu gözlemleyen kurum Meteoroloji Genel Müdürlüğü'dür. Bu kurum uydudan hava olaylarını gözlemleyerek hava durumu hakkında tahminlerde bulunur, halkı bilgilendirir. Hava durumunu nereden öğreniriz? Hava durumu gazete, televizyon, radyo, internet gibi iletişim araçları ile insanlara duyurulur. Bazı semboller. Meteoroloji istasyonları hava olaylarını belirtmek için bazı semboller kullanırlar. Bunlar güneşli, parçalı bulutlu, bulutlu, karlı, yağmurlu, rüzgarlı, gök gürültülü şimşek gibi sembollerdir. Hava durumu gözlemleyerek elde edilen bilgiler grafiklere dökülür. Sizler de bir haftalık havayı gözlemleyerek böyle bir tablo oluşturabilirsiniz. Termometre. Hava sıcaklığını ölçen alet termometredir. Günlük hava tahmini. Görsel, 2. ayın 6'sı 2014 Perşembe gününe aittir. Yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinde yağış beklenmiyor. Batı bölgelerimizin parçalı, yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ülke genelinde 1 ile 3 derece sıcaklığın artacağı tahmin ediliyor. Hava durumunu bilmenin faydaları. Hava durumu günlük hayatımızı etkiler. Çünkü hava durumunu bilirsek buna göre giyinir, çeşitli önlemler alabiliriz. Örneğin havanın yağmurlu olacağını bilirsek yanımıza şemsiye alırız. Kar yağacağını bilirsek buna uygun bot veya çizme giyeriz. Hava olayları meslekleri de etkiler. Şoför, çiftçi, balıkçı, pilot gibi meslekleri etkiler. Arkadaşlar, bu dersimizde hava durumu konusunu öğrenmiş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hazırlayan Sibel Altunkaynak, sınıf öğretmeni.